Güneşi omuzlayıp İstanbul'a sunan şehirdir Üsküdar. Gün doğumunda da, batımında da resmin, hissin ve ruhun ayrılmaz bir parçasıdır Üsküdar. Anılara fon olacak bir fotoğraf karesi olmanın çok ötesinde, kadim geçmişimizi yaşatan tarihiyle, yeni Türkiye'yi var edecek enerjiyi buluşturan şehir içinde şehirdir Üsküdar. 1926'ya kadar şehir olan Üsküdar, o tarihten beri ilçe hüviyetinde. Ancak pratikte Üsküdar, dünyanın pek çok şehrinden daha kadim, birçoğundan daha canlı bir ruha sahip ve elbette İstanbul Boğazı'na omuz vererek dünyanın başkentinin hizmetkarı olan bir yer. ...2014 verilerine göre nüfusu 535 bin civarında olan Üsküdar, tarihi dokusu, eşsiz doğası, sosyo-kültürel ve ekonomik potansiyeliyle Türkiye'nin göz bebeği yerlerden biri. Üsküdar'ı önemli kılan tarihi özellikleri saymakla bitmez. Tarih boyunca imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul'un merkezi konumundaki Üsküdar, bugünkü dokusunu elbette Osmanlı ile sağladı. Asya ile Avrupa arasında kritik bir geçiş noktası olan Üsküdar, doğal köprübaşı özelliğiyle imparatorlukların gözdesi oldu ve zor zamanlardan geçti. ...1078'de Selçukluların ayak bastığı bu topraklar 1348'den beri Osmanlı ruhunu besliyor. İstanbul'un fethinden çok önce Osmanlı idaresine geçen Üsküdar, bu minvalde fethi hazırlayan şehir olarak görülür. Asırlar boyunca tarihi dönemeçlerin merkezinde olan Üsküdar, bugün de yeni Türkiye'nin inşasında aynı kritik önemi ifa ediyor. Gerek demografik yapısı, gerek toplumsal değişim dinamiklerinin hareketliliği, gerekse yerel ve kültürel etkileşim kanallarının zindeliğiyle Üsküdar, küçük bir Türkiye'yi resmediyor. İşte böylesi önemli ve haliyle de zor bir yeri yöneten AK Parti kadroları, ne denli büyük bir mesuliyeti yüklendiğinin farkında. Türkiye'nin en zinde ve dinamik teşkilat yapılarından birisi, Üsküdar'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Üsküdar bir Türkiye resmidir. Tam da ülkemiz gibi rengarenk, tam da memleketimiz gibi maneviyat dolu ve tam da vatanımız gibi bir arada yaşanabilen. AK Parti kadroları tabandan tavana hummalı ve aynı heyecanı muhafaza eden şevkle çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar İlçe Teşkilatı sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en çalışkan ve dinamik kadroları arasında. Gece gündüz bir sevdanın adı olan Türkiye'miz için, İstanbul'umuz için, Üsküdar'ımız için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yeni Türkiye'nin oluşumunda şu anki kadrolara büyük görev düşüyor. Partimizin 2023 ve hatta 2071 hedefine ulaşabilmesi için insanımızın hak ettiği hayata kavuşabilmesi, sadece ve sadece bu millete hizmet edebilmek için hep aynı heyecanla, omuz omuza çalışıyoruz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız,
ve tüm kadrolarımız yarını inşa etmeye yeminli olan AK Parti'nin hizmet anlayışıyla milletimize gitmeye, milletimizle olmaya devam ediyoruz. Tam bir hizmet anlayışıyla partimizin ve milletimizin hizmetindeyiz. 33 mahalle başkanlığımızda 4000 kişilik dinamik teşkilat gönüllümüz AK Parti'yi anlatıyor, yeni Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Milletimizi anlamaya ve kendimizi anlatmaya noktasında tüm teşkilat mensuplarının emeği tarif edilemez. Biz de bu bakımdan düzenli olarak mahallelerimize gidiyor, sürekli yenilenen heyecanımızı anlatıyor, milletinin sorunlarına kulak veriyoruz. AK Parti'mizin 2004 seçimlerinde devraldığımız Güzide ilçemiz Üsküdar'da belediyemizle birlikte çalışmalarımız, belediye başkanımız ve ekibiyle birlikte aralıksız devam ediyor. Partimiz, ülkemiz ve elbette milletimiz için uyum içinde geleceğe hazırlanıyoruz. Her daim canlı ve hizmete devam eden AK Parti kadroları, hükümetimizin ve belediye yönetimimizin hizmetlerini anlatmaya, milletimizin nabzını tutmayı hedefliyor. Üsküdar, AK Parti iktidarı zamanında tarihtekine benzer şekilde zirve yolculuğunda büyük mesafeler almış. Dünya çapındaki yatırımlarla dünyanın gıpta ettiği bir noktaya ulaşmıştır. Biz sizin sadece oylarınıza, seçim çalışmalarınıza talip değiliz. Biz sizin rehberliğinize talibiz. Sizin yol göstericiliğinize talibiz. Sizin tecrübenize, ufkunuza, vizyonunuza talibiz. Biz bu şehri birlikte yönetmeye talibiz. Sizden beklentimiz unuttuğumuz yerde hatırlatmanız, yanıldığımız yerde ikaz etmenizdir. Doğruyu göstermenizdir. Türkiye'ye çağ atlatan, dünyanın takdirini kazanan AK Parti hükümetlerinin hizmet planlamalarının merkezinde her daim Üsküdar yer aldı. Türkiye'nin gururu olan Marmaray ve Metrobüs, yapımı devam eden lastik tekerlekli tüp geçit ve metro gibi ulaşım sorununa yönelik dev hizmetlere bakıldığında bu durum kendini açıkça gösteriyor. AK Parti iktidarı tarihinden, kimliğinden ve komşusundan yani insanından koparılmış milletimizi birbirine kavuşturmak için yola çıkmış bir ruha sahip. Bunu hizmet anlayışımızda ve projelerimizde de ortaya koyuyoruz. AK Parti'nin hizmet misyonunun taşıyıcısı olarak bizler, milletimizle yüz yüze, göz göze, diz dize bir yol üzerindeyiz. Her daim önceliğimiz insan, sermayemiz ise yine insanımız oldu. Doğru yolda olduğumuzu Üsküdar'ın yükselen oy grafiğinde görebiliyoruz. Biz milletimize gittikçe milletimiz de bize geldi. AK Parti'nin milletin huzuruna çıktığı ilk seçim olan 2002'de %39 oranında teveccüh gördük. İstanbul'da bir ilçe için bu oy oranı teşkilatların rehavete düşmesi için yeterliydi. Ancak biz bunu yapmadık. Binlerce kişilik gönüllü ordumuzla gece gündüz demedik ve milletimizin kapısını çaldık. 2014'te girdiğimiz AK Parti'nin oy oranı %50'ye yakın oldu. Üsküdar'ın Türkiye'nin bir prototipi olduğunu gösteren bu sonuca göre partimiz ülke nezdinde ne kadar çok rağbet görüyorsa Üsküdar'da da öyle oluyordu. Yani biz teşkilatımız bütün ülkeye örnek teşkil edecek bir çabayı yürüttük. Sonucunu da elde ettik, çok şükür. Kıymetli Üsküdarlılar,
Hepinizin malumu üzere Üsküdar'ımız Hanım Sultanlar şehri olarak bilinir. Ecdadımızın Üsküdar'a bakışı Hanım Sultanlar açısından da bir başkaydı. Hizmetler büyük oranda Üsküdar'da Hanım Sultanlar eliyle hayata geçiriliyordu. Bugün de Üsküdar hanımlar şehridir esasında. Üsküdar'ımızın başarısında kadın kollarımızın rolü büyüktür. Demokrasinin gittikçe yerleştiği, sivil siyasetin zemininin sağlamlaştığı yeni Türkiye'de gençlerin rolü de elbette çok büyük. Aziz Üsküdarlılar, ülke nüfusumuzun yarısından fazlası genç nüfus. Haliyle Üsküdar'ımızda da gençlerin sayısı çok fazla. Bununla gurur duyuyoruz. Zira bizi geleceğe taşıyacak olan da, gelecekte değerlerimizi yaşatacak olan da gençlerimizdir. Bu bağlamda Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın gençlik kollarının çalışmalarına ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Sadece organizasyonlar enerjisinden yararlanmak değil, AK Parti'nin Türkiye siyaseti getirdiği yeni anlayışından biri olarak karar mekanizmalarında söz sahibi olmalarını sağlıyoruz. Atılacak her adımda gençlerimize kulak veriyor, Türkiye'nin genç cumhuriyetimizin şekillenmesine dinamik yapımızı da muhafaza ediyoruz. Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın, yani esasında AK Parti kadrolarının yeni Türkiye'deki en önemli misyonlarından biri, devlet ile halk arasında köprü vazifesi görüyor olması. Bütün çabamız, çalışmalarımız, teşkilat yapımız ve gelecek projeksiyonumuz bu çerçevede şekilleniyor. Teşkilat ruhumuzu ve yolumuzu bu düstur şekillendiriyor. Genç enerjimiz ve nüfusumuzun değerlendirilmesi, gelecek için doğru şekilde kanalize edilebilmesi açısından eğitimin ne kadar önemli olduğu malumumuz. Bu bağlamda Üsküdar'da kamu ve sivil organizasyonlarda eğitimin rolünün büyük olduğuna inanıyoruz. Yeni Türkiye'nin gençleri için ilçemize birçok üniversite açıldı. Her şehirde en az bir üniversite paralosuyla yola çıkan AK Parti iktidarının en önemli başarılarının biri olarak artık her şehirde üniversite var. Hele büyük şehirlerde gençlerin tercih hakkını kullanabileceği seçenekler daha fazla. Üsküdar'ımızda durum ne? Övünerek söyleyebiliyorum ki şehir içinde bir şehir olarak nitelendirdiğimiz Üsküdar'ımızda tam 7 üniversite var. 10 binlerce gencimiz yarınımız için kendini geliştiriyor, eğitimleri alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarılı başbakanı ve seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ilçemizde ikamet etmesi de bizim için ayrı bir oyunç kaynağı. Yeni Türkiye'nin siyasi mimarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Üsküdar'ımızı ne kadar sevdiği, önem verdiğini ve yakın takip ettiğini de biliyoruz. Kendisinin bize olan güvenini her an hissediyoruz. Bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Sevgili Üsküdar'lı hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bu can, bu tende oldukça biz milletimize hizmet yolunda, vatanımıza hizmet yolunda bu yola devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın köşke çıkması sonrasında liderimiz olan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ile heyecanımızı tazelendi. Ve yeni Türkiye yolunda bayrak yarışının ne kadar sağlam ilerlediğini herkes görmüş oldu. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye artık normalleşmiştir. Gayri tabi yollarla, siyasi mühendislik operasyonları ile iktidar değiştirmek isteyenlere kapılar tamamıyla kapanmıştır. Milletimizin her bir ferdi emin olabilir ki, bu medeniyet kervanı yoluna her geçen gün hızını artırarak devam edecektir. Yeni Türkiye hayalimiz artık adım adım gerçeğe dönüşüyor. Bu yolda aldığımız her hayırlı mesafe,
önümüzde yepyeni kapılar, çok daha parlak ufuklar açıyor. Başardıklarımızın daha fazlasını başarmak, 2023 hedeflerine doğru ilerleyen yeni Türkiye inşa etmek için hiç ara vermeden çalışmalarımıza aynı aşk ve şevkle başladık. Nihai hedefimiz aziz milletim, bunun da ötesinde, bu toprakların sahip olduğu kadim mirası yeniden canlandırmak, yeni bir medeniyet ihyasını gerçekleştirmektir. Kıymetli Üsküdarlılar, halka tepeden bakan, efendilik taslayan siyaset anlayışı AK Parti ile artık geride kaldı. Şimdi siyaset milletimiz için, milletimiz ile birlikte yapılıyor. AK Parti kadroları bu yeni anlayışın yegane uygulayıcısı olduğundan bütün dünyanın gözlerini üzerimize diktiğinin farkındayız. Bu sebeple daha hassas, şevkli ve her zamanki gibi heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzde milletvekili seçimi var. 7 Haziran, yeni Türkiye'nin kurulumu açısından hayati derecede önem taşıyor. Allah nasip ederse Üsküdar'da tarih yazacağız. İnancımız ve kadrolarımıza güvenimiz tam. Türkiye'nin, aziz milletimizin azmi ve kararlılığı her başarıyı kucaklayacak güçtedir. Bir olarak, beraber olarak, birlikte olarak, Türkiye olarak nice başarı ve sevince erişeceğimize gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, hanelerinize, gönüllerinize misafir ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle huzur ve sağlık dolu günler geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyor. Yeniden buluşuncaya kadar saygı ve sevgilerimi sunuyorum.